Çok mutluyum. Tabii ki de ülkemizi dünya sıralamasında bu konuma taşıyabildiğimiz için. Bizim en başından beri hayalimiz aslında dünyaya ve ülkemize, Türkiye'ye voleybol tanıtabilmek ve izletebilmekti. Şu anda da büyük bir ilgi var açıkçası olimpiyatlardan sonra. Ve Avrupa Şampiyonası gibi bir büyük bir turnuva var önümüzde. Her zamanki gibi orada da hedefimiz madalya kazanmak. Biz yine çarşamba günü sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için orada bulunacağız. Ve aynı desteği, olimpiyatlarda gördüğümüz desteği orada da hissedebileceğimizi biliyorum, inanıyorum. Dediğim gibi biz en iyi şekilde ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmek istiyoruz. Biz aldığımız başarılarla açıkçası bu sene değil özellikle. Biz yıllardır aslında ülkemize başarı getiriyoruz. Altyapı milli takımlarımızda olsun, A milli takımlarımızda olsun, kulüplerde olsun hep biz ülkemizi en iyi şekilde dünyada temsil ediyoruz. Ama olimpiyatlardan sonra gerçekten büyük bir seyirci kitlesine sahip olduk. Umarım bu böyle devam eder. Gerçekten onların desteğine ihtiyacımız var. Gecenin üçünde kalkıp sizin de dediğiniz gibi ülkemiz zor zamanlardan geçerken, insanların hayatı biterken belki evleri barkları yanarken kalpleri bizimle attı çoğu insanın. Dualarını hiçbir zaman esirgemediler. Onlara gerçekten çok minnettarız. Biz de orada bir mücadele vermeye çalıştık. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalıştık. Ama dediğim gibi önümüzde Avrupa Şampiyonası var ve umarım destekler hala bu şekilde devam eder. Aslında voleybol uzun senelerdir Türkiye'nin en başarılı branşlarından biri ama milli takım düzeylerinde de son yıllarda gerçekten katıldığımız her turnuvada bir madalyanın ucundan tutup geri dönüyoruz. Olimpiyatlar tabii ki en büyük amacımız, gitmeden önce de söylediğimiz gibi grubu güzel bir şekilde tamamlayıp bir üst tura, çeyrek finale adımızı yazdırmaktı. Zorlu bir gruptan çıktık. Çok güzel, seyir zevki yüksek olan maçlar verdik. Gitmeden önce sözünü verdiğimiz şey aslında biraz da son topa kadar mücadele edebileceğimiz üzerineydi. Bunu da gerçekten başardığımıza inanıyorum. Türk voleybolu adına gerçekten güzel bir noktadayız. Son maçta yaşadığımız talihsizlikler, şanssızlıklar sebebiyle belki de ilk dörtte olabileceğimiz bir turnuvada aslında çeyrek finalde veda etmiş olduk. Ama ilerisi için gerçekten çok büyük umut vaat ediyor ve Türk voleybolu gün geçtikçe altyapısal olarak da gelişiyor. Birçok genç katıldı aramıza Avrupa Şampiyonası için. Avrupa Şampiyonası'nda en büyük amacımız aslında madalya. Çünkü olimpiyattaki dünya beşinciliğinden sonra Avrupa'daki ilk sıradaki takım oluyoruz. O da bizim için Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir madalya umudu. Evet, gerçekten inanılmaz destek aldık. Sosyal medyalarımız dolup taştı mesajlarla ve aslında herhangi bir derece almadan döndüğümüz bir turnuvada dahi inanılmaz güzel destekler aldık. Türk halkı gerçekten bizi orada yalnız bırakmadı. Tabii ülkemizde de çok zorlu dönemler yaşadık yangınlar sebebiyle. Biraz olsun umut olduğumuzu hissettik onlara ve mücadelemizi de sahada bunun için verdik. Onları saat 3'te kaldırmamızın tek sebebi aslında sahada verdiğimiz o sonu gelmeyen mücadeledir. Bence Türk halkı sporda buna hasret. Tek istedikleri de bence bu. Bunu verebildiğimiz için çok mutluyuz. Umarım desteklerini de Avrupa Şampiyonası'nda esirgemezler. O zaman. Az önce de dediğim gibi Avrupa Şampiyonası'nda aslında olimpiyattan çok daha farklı bir şekilde. Olimpiyat çünkü bizim jenerasyonumuzun ilk kez katıldığı, ilk kez tecrübe edeceği bir yerde, platformdu. Ama Avrupa Şampiyonası için artık biraz daha tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Ben kendi adıma, takım adına orada bir madalya umudumuz olduğunu söyleyebilirim. Neler hissediyorum? Biraz karışık duygular hala tabii ki. Biraz da olimpiyatın o üzüntüsünü yaşıyoruz açıkçası. Belki evet en büyük başarımız yani olimpiyata 5. olmak ama yine de biz her zaman daha fazlasını istiyoruz. Her zaman daha iyisini istediğimiz için biraz da buruk hisler var içimizde. Keşke o Güney Kore maçını da alsaydık ve ilk dörde girebilseydik. Sonradan tekrar madalya mücadelesini vermek isterdik ama maalesef böyle oldu tabii ki. Onun üzüntüsünü biraz yaşıyoruz hala ama
kısa bir zamanda tekrar Avrupa şampiyonamız olacağı için, bizim için de çok önemli bir turnuva tekrar olacağı için biraz da onu unutmamız gerekiyor şu an için. Ayrıca kafamızın arkasında tabii ki onu her zaman düşünerek bizi bu maçlarda da daha fazla motive edeceğini düşünüyorum. Bir daha o şekilde kaybetmek istemeyen bir takım sahada daha da fazla mücadele edeceğini düşünüyorum. Öncelikle herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Biz oraya gidince zorlu bir grubun içinde olduğumuzu biliyorduk ve ilk maçımızı son olimpiyat şampiyonuna karşı, Çin'e karşı oynadık. Kimse de çok fazla bir şey beklemiyordu tabii ki bizden. Biz de zaten o biraz rahatlığıyla diyebilirim çıktık maça. Yani eğer yani biz son topa kadar mücadelemizi verelim, her şeyimizi verelim, en son kaybedersek son olimpiyat şampiyonuna karşı kaybetmiş oluruz dedik. Sanırım öyle de oldu. Biz neredeyse müthiş bir oyun gösterdik bu maçta diye düşünüyorum. Çin hiçbir şekilde bize karşı bir çözüm bulamıyordu ve 3-0 ayrıldık, yani galibiyetle ayrıldık. Sonradan da diğer dünya en iyi takımlarına karşı da güzel bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Demek ki oluyor ki bu son maçına gelene kadar, bu Güney Kore maçına gelene kadar biz öyle bir güzel mücadele vermişiz ki öyle bir ilgi gelmiş. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Herkese tekrardan çok çok teşekkür ederim. Bizim beklemediğimiz kadar çok fazla ilgi geldi gerçekten. Biz de takım olarak kesinlikle aynı şey istiyoruz. Özellikle dediğim gibi bazı üzüntülerden sonra takım çok daha fazla hırslı çıkabilir sahaya. Ve ben inanıyorum ki bu takım da aynı şekilde onu yapacaktır. Bir önceki turnuvada 3-2 kaybetmemiz ve çok çok yakınlaştık. Yani o altın madalyaya ve tarihinde bir ilk olacaktı bizim ülkemiz için. Onu gerçekten çok çok istedik. O zaman da çok üzülmüştük ve o üzüntünün üstüne sanırım çok daha iyi mücadele vereceğimize inanıyorum. Bunun için çok gururluyuz ve mutluyuz. Sonuçta Türkiye'de tarihe bir imza attık. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Güney Kore maçından başlamak gerekirse o gün şanssız günümüzdeydik. Ama sonuçta takım olarak mücadele ettik. Elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Sonuç bu oldu ama bunun için çok mutluyuz. Tüm her şey için de. Ya öncelikle destekleyen için herkese teşekkür ederiz. Sonuçta biz burada kadınların sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu durumda Güney Kore maçını da yani çok iddialı olacak ama 10 kere maç yapsak da onu da yenebileceğimiz bir maçtı. Ama Güney Kore sanırım turnuvanın en iyi oyununu oynadı bize karşı. Yani o durumda bir şanssızlık oldu. Bu durumda tabii ki de üzüldük çok. Ama şimdiki hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Şimdi o altın madalyayı tamamlamaya çalışacağız. Elimizden geleni en iyisini yapacağız. Mücadele edeceğiz. Yani bunu son dakikaya kadar, son saniyeye kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu anda voleybolun en üst seviyede olduğu dönemlerde ki sahada olan ablalarımız bize çok büyük örnek oluyorlar. Biz de onların izinden devam etmek istiyoruz. Çünkü onlar bir şeyi artık başlattılar. Bize düşen şey de bunu devam ettirebilmek ve üstüne koyabilmek. Tek temennimiz yeni jenerasyon olarak onlar gibi hırslı, sahada son topa kadar savaşabilen ve asla pes etmeyen oyuncular olmak. Benim de örnek aldığım ablalarım var sahada. Umarım biz de onlar gibi bu başarıyı sürdürebiliriz. Öyle umuyorum. Tamam. Zaten 2 sene önce ikinci olmuştuk. Kılpay ile şampiyonluk kaçmıştı. Bu seneki hedefimiz kesinlikle şampiyon olmak. Bence takımımız çok güzel bir ritim yakaladı. Olimpiyatlardan çok güzel döndüğümüzü düşünüyorum. Takıma yeni katılan isimler de oldu. Buna ben de dahil olmak üzere. Bizler şu an onlara göre biraz daha enerjiyiz, daha az yorgunuz. İnşallah takım olarak Avrupa Şampiyonası'na full enerji ve sahadaki isteğimizi son topa kadar yine gösterip bir şekilde madalyayı almak istiyoruz. Bu sefer şampiyonluğu almak istiyoruz. Benim için 2 senelik iş yeri tecrübesi çok önemliydi. Çünkü gelişim açısından orada oynamak bana çok şey kattı. Hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan benim için çok önemliydi. Tekrardan yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Çünkü gerçekten Vakıfbank'ta oynamak herkesin hayali. Benim de küçüklük hayalim zaten. Şimdi sıra Vakıfbank'ta formayı kapmakta. Çalışmalarım hep bu yönde olacak zaten. Umuyorum çok güzel bir sezon geçireceğiz orada.